Burası Kaş Belediyesi'ne ait Akçagerme plajı. Bir içeriye girelim bakalım. Açılış 8, kapanış 8. Güncellenmediyse. Çadır kurmak, kamp yapmak yasak. Kedi köpek yasak. Yani isteseler de girmem buraya demek ki. Villa var ya. Plajı nasılmış onu görelim şimdi biz. En güzeli. Otelcilik lisesi işletiyor herhalde burayı arkadaşlar. Burada bak. Kaş Otelcilik Mesleki Teknik Lisesi yazıyor. Burada herhalde düğün bilmem ne kokteyl mokteyl bir şeyler yapılıyor mu? Aqua Parkı var. Karşıda. İşlemiyor şu anda. Akçagerme, Akçagerme neymiş Akçagerme bakalım. Evet. Çakıl. Kısa bir koy. Şu şuralar güzelmiş bak. Buralarda minder falan bir şeyler hatırlıyor ama şu anda yok. Denizine bakalım. Denize gayet temiz duruyor mu? Yine çakıl. Baya girilesi duruyor aslında ya. Normalde burada dururum da. O kedi köpek girmesi yasak falan bir şey dediler ya. Bir de karavan yol üstünde kaldık. O yüzden ben burada durmayacağım. Akçagerme. Ya ben bu Kaş'ın içerisine girmiştim aslında. Oldukça kalabalıktı. Burada Hidayet Koyu falan vardı. Gitmek istediğim. O Hidayet Koyu'na giden yollar tıkalı. Şehir içinden geçiyorsun. Bunaldım açıkçası orada. Şehir içinden geçerken de ondan sonra vazgeçtim o Hidayet Koyu'ndan. Güzel bir koy olduğu söyleniyor da. Oradan transit devam ettim ben. Bu Akçagerme plajı. Buradaki Kaş Otelciliğin işlettiği, işletmesini devraldı daha doğrusu. Plaj. Gelir misiniz? Gelin bence. Deniz suyu oldukça berrak. Birden derinleşmiyor gördüğüm kadarıyla. Artı taş, küçük taşlar var plajda. Küçük taşlardan oluşmuş. Denizin içerisi de yine küçük taşlardan oluşmuş. Ya hadi gidelim devam edelim biz. Ve Kaputaş plajındayız. Ben karavanı şöyle emanet bıraktım burada ama az önce iki otobüs yan yana geçti, bir sıkıntı yok. Yaklaşık olarak 600-700 metre boyunca araç kuyruğu var böyle arkadaşlar. Kaputaş plajının öncesi ve sonrası olmak üzere. Karşıya bir geçebilirsen. Çok yoğun bir plaj. Oldukça yoğun bir plaj. Burada bir otopark falan bir şey yok ama bir girişte ufak bir alan var. Onun dışında da bir otopark yok. Herkes araçlarını böyle yol kenarına koyuyor. Sonra aşağı plaja iniyor. Bak şimdi araç kuyruğunu göstereyim. Şu parmağımla gördüğünüz nokta var ya. Belki görüyorsunuz şu anda. Oradan böyle dolanıyor. Böyle. Ve sabahın saat 10'u hala. 10 çeyreğe. Plaj demen aşağıda bak. Şu ada çok güzel. Adacıklar daha doğrusu. Hadi gidelim plaja. Bak böyle bir kanyonun devamında. Burada köprü var. Oluşmuş bir plaj bu.
Karşıya geçeyim ben tekrardan. Şu kanyon da güzelmiş aslında. Kurumuş. Kum taşımış buralara zannedersem. İş kazaları varmış. Geçelim hemen. Bu kanyonun devamı arkadaşlar bak. Bu kanyonun devamı burası. Sonrasında da kumsal. Denizin içi de kum. Plajı da kum. Az sonra plaja inerken kullanılan merdivenlere geleceğiz. Al sana Kaputaş plajı. Burayı da belediye işletiyor. Kaş Belediyesi işletiyor arkadaşlar. Kaş Belediyesi'nin işlettiği bir alan. Hadi gidelim. Aşağıda lavabosu var. Kafesi var. Kaş Belediyesi'nin işlettiği. Denizin rengi çok güzel. Acaba sonradan mı kum döküldü buraya? Kum olacak bir alana benzemiyor mu? Bilemiyorum. Bakarız ona ya. Duşu, tuvaleti, soyunma kabini, her şeyi var. Yeme içme için kafeleri var. Çok da güzel plajı var. Biraz küçük, kalabalık bir yer ama hani çok meşhur, ünlü bilmem ne olduğundan dolayı kalabalık haliyle. Duyan geliyor, duyan geliyor. Neyse ki buranın belediyesi işini biliyor. Ortalık temiz. Gerekli hizmet verilmiş. Verilmeye de devam ediyor. Burada şezlonglar falan kiralıyorlar. Şemsiyeleri kiralıyorlar. Denizin içinde de aynı kumdan var da bu öyle tam kum gibi değil. Biraz kalın bir kum. Çok tatlı. Deniz suyu temiz. Plaj temiz. Gayet güzel yani. Gelebilirsiniz. O merdivenlerden iniyorsunuz. Bak arada boşluk olan yerler de dolmuş. Komple araba. Nereye kadar gidecek bu araba kuyruğu bilmiyorum ama plajın büyüklüğünü gördünüz değil mi? Haddinden fazla kalabalık arkadaşlar. 1-2 saat sonra hele var ya burada kesinlikle adım atamazsınız. Arabayı koyacak yer de bulamazsınız. Gerek var mı? Yok mu? Kendiniz karar verin. Ha biz manzaraya bakalım hadi. Bak park yeri arıyor hala. Böyle uzuyor. Huş. Şu gölgede biraz durayım ben. Şimdi üşenmedim saydım arkadaşlar. Tam yukarıdan basamak kumsala inene kadar 185 basamak var. 187 diye geçiyordu ama 185 saydım ben. O iki basamak kayıp. plajdaki şemsiyelerle şezlongların fiyatını sordum. Onlar da her biri 15 lira. 15 lira şemsiye, 15 lira
Bir tane şezlong fiyatı. Fiyatlar normal. Hani belediyenin işletmesi olduğu için. İçeride daha önceden alkol falan satılıyordu da şu anda bilmiyorum. Sormadım da, fiyatlarını da sormadım. Ne satılıyorunu da sormadım açıkçası. Sonradan kaldırıldı falan diye duydum ama emin değilim. Zarar öğrenirsiniz belediyeyi. Evet, ben şimdi hazırlığımı yapayım. Aşağı plaja iyice de kalabalıklaşmadan bir gideyim ben. Sonra biraz buranın tadını biz çıkaralım. Dedim ya, sahil çok temiz. Kumsal normal kumdan daha kalın bir kum. Plaj o şekilde. Denizin içerisi de o şekilde ve oldukça temiz, çok güzel de bir suyu var. Hani ılık, şu andaki mevsim itibariyle de ılık bir suyu var ama çok temiz, berrak bir suyu var. Çok kalabalık oluyor. Eğer ben kalabalıkta rahatsız olmam derseniz gelebilirsiniz. Ben birkaç saat duracağım. Ondan sonra buralarda kalmam. Çünkü çok yol üstü bir yerdeyim ben. Burada sıkıntı olabilir. Sonrasına bakacağız. Çok güzel Kaş manzaralarıyla başladık. Bu İnönü koyu vardı. Oraya gidemedim tabii ki. Sonrasında Kaş manzaralarıyla karşılaştık. Kaş'ın içini direkt es geçtim. O öyle bir trafik yok. Sonrasında yol üzerindeki Akçagerme plajı var. Otelcilik Lisesi'nin, Kaş Otelcilik Lisesi'nin eski adıyla işlettiği Akçagerme plajı. Orayı gördük. Çakıllıydı. Denizin içi de çakıllıydı. Dışı da çakıllıydı. Küçük çakıllar. Sonrasında Kaputaş plajı. Ben burada biraz yüzerim, ondan sonrasına bakarız. Evet, benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.